Yani akidemizin en temel konularından biri olan Allah'ı sevmek, Allah'tan yana olmak, peygamberi sevmek, peygamberden yana olmak, müminleri sevmek, müminlerden yana olmak, şeytanı, şeytana itaat eden bütün kafirleri ve küfür olan her şeyi reddetmek, Allah'a iman etmekle ilgili konulardan biridir. Nasıl? La ilahe illallah derken biz önce bütün ilahları nefy ediyoruz, bir bera akidesidir bu. Hiçbir ilah olamaz diyoruz. Bera akidesi budur zaten. İllallah dediğin zaman vela akidesini ortaya koymuş oluyorsun. Ne yazık ki bu perspektiften bakma konusunda sıkıntımız var. Bu sıkıntımızı inşallah yeni nesil olarak biraz daha himmet ederek yükseltebiliriz. Bu vela ve bera akidesi oturmuş olsaydı, bu memlekette 80 senedir hoca efendiler her bir Ocak akşamı "yahu bu Hristiyanların yılbaşısına uymayın" demek zorunda kalmayacaklardı. Sadece "bu Hristiyanlara aittir ey müminler, bilesiniz" demek yeterli olacaktı. Ama akide boşlukta durduğu için, "yahu bu işte 365 günün bittiğini gösteriyor, İşte canım hep papazlar mı kutluyor" diye 1000 tane dereden su getirip yılbaşının kutlanabilir mi, kutlanamaz mı, hindi yenebilir mi, yenemez mi diye bir ilan yapma ihtiyacı hissediyor. Hatta ve hatta eğer Müslümanlar futbolun dünyada büyük bir ilah olarak nasıl bu kadar abartıldığını bile anlayamamalarının nedeni akidenin içinde vela ve bera mefhumu olmayışından kaynaklanıyor. Dost kim, düşman kim? Dostun malzemesine, düşmanın malzemesine, dosta yaklaştıran şeyine, düşmana yaklaştıran ne? Yani bu futbolundan, kılık kıyafetinden, yılbaşısına kadar 1000 alanda uygulayabileceğimiz çok büyük bir alan akide açısından. Ama üzülerek, böyle çok da hoşlanarak söylediğim sözü üzülerek söylüyorum ki Allah-u Teala'nın sıfatlarını saymayı, Eş'arilerle Maturidiler arasındaki farkları saymayı akide konusu zannettik. Evet, bunlar ilim olarak önemli konulardır ama bundan daha önemlisi Allah'a iman mefhumunun içini dolduran şeyler olmalıydı. Verdiğim örnek çok hassastır arkadaşlar. Vela ve bera akidesi %100 kendisinde yerleşmiş, biraz sonra okuyacağımız ayetleri, hadisi şerifleri akidesi olarak görmüş bir mümine sadece "bu yılbaşının kökeni şurasıdır" demek yeterliydi. Bu nedenle arkadaşlar, hazır takiyye ile çok yakından bağlantılı bir konu olması bakımından vela ve bera akidemizi bir kere daha ele alıp iyice perçinlemek istiyoruz. Çünkü vela ve bera akidesi sayesinde ashab-ı kiram dayılarını, babalarını bile karşılarında görünce hiç tereddüt etmediler.